Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle single and plural, Türkçedeki karşılığı ile tekil ve çoğul konusunu işleyeceğiz. Hemen tanımlamamız ile başlayalım. İngilizce'de sayılabilen, yani sayılabilenin İngilizce'deki karşılığı countable ve sayılamayan uncountable isimler bulunmaktadır. Sayılabilen isimler çoğul hale getirilebilirken, sayılamayan isimler ise çoğul hale getirilemez şeklinde Tanımlamamızı yapmışız. Evet arkadaşlar burada bir esimiz var. Ben İngilizce olarak okumayacağımı direkt s şeklinde okuyacağım ki konuya daha iyi hakim olalım. Kafamız karışmasın. Peki ben arkadaşlar İngilizcedeki birçok kelimeyi, ismi s takısı getirerek yani s takısı getirerek çoğul hale getirebiliyorum. Örneğin book kitap anlamına gelmekteyken ben book'a s takısını ekliyorum. Books şeklinde ifade ediyorum ve kitaplar anlamını elde ediyorum. Car araba, cars arabalar. Chair sandalye chairs, sandalyeler. Computer, bilgisayar anlamına gelmekteyken ben yine burada S takımı ekliyorum ve bilgisayarlar anlamı elde ediyorum arkadaşlar computers diyerek. Ne dedik? Computers, bilgisayarlar. Peki, arka sayfadan devam ediyoruz. Burası önemli arkadaşlar. Konu burada artık birden çok yere ayrılıyor. Ne demişiz? İsmin hangi çoğulluk ekini alacağına ismin son harf veya son harfleri karar verir demişiz. Eğer arkadaşlar benim ismim O, X, C, H son iki harfi CH, son iki harfi SH ya da son harfi S ya da son iki harfi SS şeklinde bitiyorsa ben bu isimlerimi S getirerek çoğulluk haline katıyorum. E ve S getirerek arkadaşlar yani. Şu şekilde S. Örneklere bakalım. O ile başlayalım. Bütün harflerimi, eklerimi inceleyeceğim arkadaşlar. O örneğin pateto, patates anlamına gelmekteyken ben burada patetoya S takısını ekliyorum. E, S takısını patatos diyerek patatesler anlamını elde ediyorum. Tomato, domates anlamına gelmekteyken tomatoes, domatesler anlamına gelmekte. Peki bir dipnot düşmüşüz. Dikkat ediyoruz. İngilizceye sonradan giren ve sonu o ile biten isimler vardır. Bunlar sadece S yani S takısı alarak çoğul hale getirirler, getirilirler demişiz. Peki bunlar hangisi onlara bakalım. Örneğin piano. Piyano anlamına gelmekteyken piyanos, piyanolar, foto, fotoğraf, fotos, fotoğraflar, radio, radyo, radios, dalgalar anlamına, radyolar anlamına gelmekte arkadaşlar. Peki ikisi inceliyoruz. Örneğin box demişiz. Box kutu anlamına gelmekteyken boxes kutular, fox tilki, foxes ise tilkiler anlamına gelmekte. Sonu ch ve sh ile biten isimlerimize bakacak olursak örneğin brush bakın sh ile bitmiş fırça anlamına gelmekteyken brushes fırçalar anlamına gelmekte. Dish tabak sh ile bitmiş dishes tabaklar. Watch ch ile bitmiş arkadaşlar Watch saat anlamına gelmekteyken o açısı ise saatler anlamına gelmekte. Peki arka sayfadan S ve sonu SS ile biten isimlerime bakıyorum. Örneğin Bus, otobüs, basıs otobüsler, bazı bus, patron, basıs patronlar class sınıf anlamına gelmekteyken classes ise sınıflar anlamına gelmekte. Bakın s ile bitti. Burada 2 s ile bitti. Burada da ismim 2 s ile bittiğinden dolayı ben yine burada s takısı getirdim. Şimdi ismimin sonu f ve fe ile bitenlere geçiyorum. Ne demişiz? Sonu f ve fe ile biten isimlerde isimlerin sonundan f ve fe harfleri kaldırılır ve yerine ves eki getirilerek isim çoğul yapılır. Hemen örneğe bakalım. Örneğin was demişiz. Bakın burada benim ismim f ile bitinden dolayı ben buradan f'yi kaldırıyorum. Ve f yerine was takısı ekliyorum ve was yani kurtlar şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Thief hırsız anlamına gelmekteyken f'yi atıyorum. Hırsızlar anlamını cümleye katıyorum. Arkadaşlar kelimeme katıyorum. Knife bıçak anlamına gelmekteyken arkadaşlar ben ne yapıyorum? Bakın burada f ile bitmiş sonu. Bundan dolayı ben f'yi çıkarıyorum buraya. Ve knives diyerek bıçaklar anlamını cümleme katıyorum arkadaşlar. Peki Arka sayfadan ne demişiz yine F ile biten bir ismime örnek vermişim. Leaf yaprak anlamına gelmekteyken Leaves yaprakları anlamına gelmekte. Wife eş anlamına gelmekteyken Wife ise kadın eşleri anlamına gelmekte arkadaşlar. Peki burada yine bir istisnai durumumuz var. Ne demişiz? F ve FE için istisnai durumlar yani sonu F ve FE ile biten isimlerim için istisnai durumlar varmış. Örneğin roof F ile bitmesine rağmen normal S takısı ekleyerek ben bunu kullanıyorum ve roof diyerek çatılar anlamına elde ediyorum. Chief, chef, chiefs, şefler. Proof kanıt anlamına gelmekteyken proofs ise arkadaşlar kanıtlar anlamına gelmekte. Burada sonu f ile bitmesine rağmen arkadaşlar ben ne yapıyorum? S ile çoğul hale getiriyorum arkadaşlar bu üç ismimi. Peki arka sayfadan devam ediyoruz. Ne demişiz? Sonu y ile biten isimleri çoğul yaparken y harfi düşerek yerine i, e, S bırakır. Yani şöyle apostrof koyalım kesme işareti. Örneğe bakalım city şehir anlamına gelmekte. Burada y ile bitinen dolayı yani ben y'yi kaldırıyorum. Ve cities şeklinde ifade ediyorum. Yani şehirler anlamını elde ediyorum. Bakın ne yaptım? Y'yi ye attım yerine is'e koydum. Story, stories. Story hikaye anlamına gelmekteyken y'yi attım. Stories hikayeler anlamına gelmekte buraya ekledim. Family aile anlamına gelmekteyken ye'yi attım çoğul yapmak için families aileler anlamına gelmekte arkadaşlar. Yine ne demişiz İstisnai durum. Evet bitmiyor arkadaşlar. İstisnai durumlar İngilizce'de bitmez. Ama üstesinden gelebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ne demişiz? Sondan bir önceki harfi sesli olan ve sonu y ile biten isimler aynı tutularak yani herhangi bir oynama yapılmadan kelimede isimde sonuna s eklenir demişiz. Şimdi örneğin toy. Y ile bitiyor. Ben normalde ne demiştim? Sonu Y ile bitiyorsa Y'yi ye atıyordum, yerine ES ekliyordum. Fakat benim bu ismimde sondan bir önceki harf sesli bir harf olduğundan dolayı ben bu tür durumlarda ismimle, kelimemle hiç oynamıyorum ve direkt olarak sonuna S yes ekliyorum arkadaşlar. Ve toy şeklinde ifade ediyorum. Toy oyuncak anlamına gelmekteyken toys oyuncaklar anlamına gelmekte. Örneğin boy bakın y ile bitmiş ama bir önceki harfi sesli bir harf olduğundan dolayı ben burada boy erkek çocuk anlamına gelmekteyken bunu erkek çocuklar anlamına getirmek için direkt olarak s ekliyorum ve boy şeklinde ifade ediyorum arkadaşlar. Peki ne demişiz? Irregular plurals yani düzensiz çoğullar. Arkadaşlar bazı bizim e, çoğullarımız var. Bunlar herhangi bir takı alamıyor bildiğiniz resmen isim cisim değiştiriyorlar. Yani örneğin man adam anlamına gelmekteyken ben buradaki a'yı sadece e yaparak cümleyi adamlar anlamına çeviriyorum kelimemi. Ne dedik? Burada a, burada e. Dikkat ediyoruz. Woman kadın. Buradaki woman kadın anlamına gelmekteyken ben buradaki a'yı e yaptığım zaman arkadaşlar kadınlar anlamını elde ediyorum. Örneğin tooth diş anlamına gelmekteyken buradaki iki o yerine e'ye bırakıyor. Teeth dişler. Child çocuk. Children çocuklar. Foot ayak. Feet ayaklar. Mouse fare iken mice fareler anlamına geliyor. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Sheep de durum biraz farklı arkadaşlar. Her ikisi de aynı. O anki duruma göre siz ifade etmek istediğiniz zaman zaten cümle içerisinde anlaşılacaktır. Hangisini ne anlamda kullandığınız. Örneğin siz this is a sheep dediğiniz zaman bu bu bir koyun şeklinde algılanır. Örneğin siz mesela these are sheep dediğiniz zaman bunlar Koyundur şeklinde anlanır arkadaşlar. O anki duruma göre ayırt edilebilir bu. Peki o bir istisnai durum. Ondan dolayı burada ifade ettim bunu. Ne demişiz? Çift olan her şey çoğul sayılır. Evet normal gözüküyor. Çift olan her şey zaten Türkçe'de de çoğul sayılıyor. Tamam örneğin eyes, gözler. Shoes, ayakkabı. Bu da çoğul sayılır. Tamam iki tane olduğu için. Ama şu size enteresan gelecek arkadaşlar. Örneğin scissors. Scissors şeklinde okunuyor. Makas anlamına gelmekte. Makasın arkadaşlar iki tane ucu olduğu için İngilizce'de bu çoğul olarak ifade ediliyor. Evet. Ne demişiz? Jeans, kot pantolon. Kot pantolonun iki tane parçası olduğundan dolayı arkadaşlar bundan dolayı ben jeans yani kot pantolonu çoğul olarak ifade ediyorum İngilizce'de. Glasses gözlük iki tane cam olduğundan dolayı ben yine bunu çift olarak sayıyorum arkadaşlar. Ve son olarak ne demişiz? Uncountable nouns sayılamayan isimler. Sayılamayan isimler arkadaşlar hiçbir şekilde çoğul yapılamıyor. Neden? Çünkü adı üstünde sayılamayan isimler. Örneğin bunlara bir teker teker örnek vermişiz. Ne demişiz? Tea, çay, sugar, şeker, water, su, rice, pirinç, coffee, kahve, money, para, bread, ekmek, love, aşk, rubbish, çöp. Bunlar sayılamayan isimler olduğundan dolayı arkadaşlar. Ben bunları çoğul yapamıyorum. Şurada aklınıza büyük ihtimal ikisi takıldı. Ekmek ve para sayılamaz mı? Aslında arkadaşlar biz parayı ne yapıyoruz? Saymıyoruz. Biz paranın birimini sayıyoruz. 1 lira, 2 lira, 3 lira şeklinde. 1 para, 2 para, 3 para şeklinde saymıyoruz. Ya da ekmek. Bu ekmek de arkadaşlar sayılamayan isimler arasında olmasının sebebi gramajının her ülkeye göre değişmesi ve şöyle söyleyeyim örnek veriyorum siz Türkiye'de bir somun ekmeği 100 gramlık alıyorsanız örnek veriyorum Amerika'da 50 gram olarak alıyorsunuz. Sabit bir gramajı olmadığından dolayı biz bread yani ekmeği sayılabilen isimler arasına alamıyoruz. Biz zaten bir ekmek iki ekmek diye almıyoruz bunu. Ne diye alıyoruz aslında? Bir somun ekmek alabilir miyim? Ya da iki somun ekmek şeklinde. Hayat, günlük hayatta bu şekilde kullanmasak bile olaya bu açıdan bakıyoruz. Arkadaşlar countable ve uncountable sayılabilen ve sayılamayan isimler konu anlatımını üst tarafa bırakıyorum. Orada da konunun ayrıntılarını dikkatli bir şekilde dinleyip anlayabilirsiniz arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Yeni konu anlatımlarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki İngilizce konu anlatımında görüşmek üzere.